İşte burası cidden anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Arkadaşlar Kaş'ın ve bölgenin en nezih eşdir. Villası villayrı değil. Banyosu da çok güzel. Böyle tertemiz. İçeriye giriş yapıyoruz. Burada direkt iki tane oda karşılıyor. Az önce girişte bir tane tuvalet banyo vardı. Burada da yine aynı şekilde çok lüks şekilde dizayn edilmiş banyo var. Yataklar çok güzel herkes için. Havlular, tablolar çok şık. Perdeler, kliması var. Buradan oturma odasına geçiyoruz. Yani mükemmel. Bazı yerler vardır. Fotoğraflardan çok daha güzel olur. Burası öyle. Yani fotoğrafları çok güzel zaten ekstradan. İçerisi çok güzel dizayn edilmiş. Fotoğraflardan daha iyi bir villa yani. Bir de Çağatay sağ olsun bize böyle bir jest yapmış. Beyaz şarap bırakmış. Burada mutfakta da bütün ev aletleri mevcut. Buzdolabı, fırınımız var, mikrodalgamız var, çaydanlık, çaylar. Burada mutfak. Burada da yine kahve makinesi var. Tabii buranın yıldızı. Müthiş bir boy aynası. Bitkiler. Burada dev gibi bir ekran var. Buradan da dışarıya geçiyorsunuz. Üf. Çok güzel ya. Müthiş bir villa. Burada çok güzel bir oturma grubu var. Şezlonglar var iki tane. Yani fotoğraflarda yine burası çok güzel görünüyordu ama havuz yani bu kadar büyük görünmüyordu. Arkada yine dev gibi böyle barbekü alanı var. Bu arada yanında bir villa daha var. Onlar da hemen hemen aynı şekilde. Yine Çağatay Beylere ait. Havuz müthiş. Böyle bir çok güzel bir Kaş Yaylası manzarası var. Burası Çukurbağ bölgesinde. Merkeze sadece 7 dakika. Burada şezlonglarda güneşlenip havuz keyfi yaşayabilirsiniz. Manzara muazzam ya. Biz Ankara'dan yayla yolundan geldik. Şuraya park ettik. Park yeri de müsait. Böyle çok güzel bir manzarası var. Burada keyif yapmak için cidden can atıyoruz. Dışarıdan görüntüsü de böyle. Üst kata çıkıyoruz. Yani müthiş. O kadar güzel dizayn edilmiş ki her şey. Üst kata geldik. Her yer tertemiz. Üş. İnanılmaz. Şaka mı bu ola? Ayna görünce de el sallamadan olmuyor. Hemen banyoya girdim. Yine muazzam dizayn edilmiş bir banyosu daha var. Her katta, her odada banyosu var. Bütün diyelim işte 3 çift geldiniz. Herkes gönül rahatlığıyla banyosunu, tuvaletini kullanabilir. Yani uzun dönemler için de çok güzel bir dolabı var. Geniş. Yatak, yorgan fazlaca her şey koyulmuş. Yani büyüleyici bir villa. O kadar güzel cidden beklemiyordum. Yani şuraya bakar mısınız? O kadar güzel yapmışlar ki. Hemen çift kişilik yatağın yanında müthiş bir jacuzzi var. Ve buradan da yine buranın keyfini çıkarabilmeniz için balkon yapılmış. Oo, çok güzel ya. Cidden muazzam. Yani tatil bu ya. Hani benim tatillerim biraz koşturmalı geçiyor ama burada böyle çok güzel, keyifli vakit geçirebilirsiniz. İşte burası cidden anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Şu yan tarafa bakalım. Burada böyle güzel bir oda var. Çamaşır makinesi var, ütünüz var. Yani her şey düşünülmüş.
Burada güzel ütüncü de yapabiliyorsunuz. Burada bir çift kişilik yatak daha var. Yine böyle çok güzel klimalı çift kişilik oda kokuları. Yani burada da banyo tuvalet var. Yani Çağatay'lar ne yapmış ben anlamam ya, muazzam. Yani gördüğüm en iyi villa olabilir ya şimdiye kadar. Villanın bütün detaylarını açıklamalara yazacağım. Burada bebekler için de o bile düşünülmüş yani. Hiçbir yerde görmediğim bir incelik. Onu bile düşünmüşler. Yine burada çok rahat bir oturma grubu var. Burada da balkona çıktım. Yani büyüleyici muazzam bir villa. Üf, havuza girmek için can atıyorum ya resmen. Sen yapıyor mu evde yemek? Etler bende. Var mı yani? Vav wow, ya. Abi bere kaldı. Nasıl güzel ısma orada kalıyor ya. Abi bu da şey gibi lan. Derisini yiyor musun bunu? Evet. Kanatı sadece şurada. Yemez olur mu bak? Ben çok yiyemiyorum ya. Şunun değil bak, şununkini yiyeyim ya. Tavukla et ilgili... yok kanka bunda, kemik deri. Tavukla ilgili şöyle bir laf var. Tavuğun bir derisi, bir de gerisi. Oscar Wilde mi? Aynen. Kim demiş? O pedofil diyor muydu bilmiyorum ama. Kaş'ta benim Bakü videom açıldı. Onu izliyoruz şu an. Ekran çok iyi lan televizyon. Burada güzel maç izlenir ha. Salon da çok güzel. Arkadaşlar Kaş'ın ve bölgenin en nezih, eşsiz villası Villa Heri'deyiz. Havuz muazzam, manzara şahane. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Saat 8-9 civarı şu an. Havuz başında güne başlamak gerçekten çok keyifli hissettiriyor. Çatalı gene. 10 saniye var. Çatalı tamam mı? Evet, ama Atilan tabağı yok yine. Atla. Bir tane de kendisi bir çaldı. Üçgün oldu lan. Üçgün oldu mu buraya girelim? Kaç gün oldu lan git. Bir gün de kaç paket karıştı sence? Yarım paket benim. Yarım paket içtiyse benim. Yarım paket benim diyor.
Evet, Kaş'tan çıktık. Kaleköy'e geldik. Çok ani oldu. 15-20 dakika yol geldik. Dönüşte uğrasak güzel olurdu aslında da. 3-4 sene önce gelmiştim. Yukarıda dondurma yemiştik. Şimdi yine aynı ritüeller yapılacak herhalde. Şu karadut muydu? Karadut. Aynen, bir tanesi o olsun. Yarım yarım yapabilir misin? Oluyor mu öyle? Çok. Yarım karadut, yarım kavun. Ne bu? Aynen. Yarım bal badem, yarım keçi sütü. Biraz seni yoruyorum ama. Burası iki top mu oldu? Burası iki top. Tamam. Şu yarım incir. Ne incir de bu? Frenk inciri. Frenk inciri. Şu mor neydi abla? Leban mersini. Tamam. Ya şey olsun, yeşil elma olsun. Oldu mu? Şöyle üç top. Teşekkürler. Evet, dondurmamızı aldık. Evet, yukarıda meşhur dondurmalarımızı yedik. Dondurmanın topu 2024 yılında 50 TL olmuş. Buranın olayı çok güzel böyle. Taşlıklar, kayalıklar. Çok fazla tekne yanaşmış buraya. Ne gösteriyorsun? Halka? Balıkları görebilirsiniz. O kadar temiz yani. Vallahi adamlar yapmış. Bekliyoruz, gelin. Trafik sıkıştı burada. Bizim şu en baştaki miydi? Yalnız restoranlar çok iyi ya. Bunların hiçbiri yoktu lan biz geldiğimizde. 15 sene önce geldin ya. He. O yüzden kanka. Çok sular geçmiş ya. Vay canına. Abi kusura bakma ya. Yo, estağfurullah abi. Şimdi tekne park etme. Knak'ın geldiler. Bizimki bayağı garip kaldı. Niye öyle abi? Akif ne kadar nizami doldurmuş da tabağını. Seninki de fena değil. Ekmek yiyor. Seninki çeker misin bir de? Mesela bir tabağını gösterir misin kardeş? Seninki kule. Hemen herkes yer diye fazla. Evet, tekne sürümüz devam ediyor. Eskiden buraya burnunu sokuyormuşlar, şimdi girmiyormuş. Neymiş bura? Bu tam şey değil mi? Kanka sinematik yaptım, güzel oldu ya. Abi şu kutlağın başında. Arkadaşlar karpuz ikramı da var. www.gezginiller.com Güzel bir tekne turuydu. 10.30'da kalktık, 5'te geldi. Teknemiz bu. Abinin kaptanın numarasını aşağıya bırakacağım. Gezginiler'den geliyorsanız uygun da bir indirim yapacak size. Keyifliydi. Tur nasıldı? Çok iyiydi. Kaç veriyorsun onun üzerinden? Biz bizdeydik. Ya, her şey çok iyiydi ya, gerçekten. 9 tane erkekle bu kadar
Ya eğleneceğimizi sanmıyorum. 9 dedin şu an. 9 erkek kabul ettiği için gelmeyecekler bu tekneyle kanka. Kestik şu an o kısmı. Vallahi kestik. Çok iyi de bırakırsın. Fatih'in tekne turu nasıldı? Tekne turu Kaş'tan normalde yola çıkacaktık ama biz Kekova'ya geldik. Kekova'da akvaryum 2 aklı tekneyle hareket ettik. Normalde böyle bir ilk başlarda full hani böyle huzursuz bir ortam olacağını falan zannediyorduk. Erkek ağırlık olacağını zannediyorduk ama asla. Çok eğlendik. Nezih bir ortamdı. Yarı yarı fiyat olarak yarı yarıya %50 indirimli bir şekilde burada Kaş'tan çıkan teknelere nazaran çok ama çok eğlendik. Hem yukarıda şezlongda uzanabiliyorsunuz hem giriş kısmında normal oturaklar var. Oturaklarda da iyi bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Çok keyifli sohbet ettik. Aile işletmesi, kendilerinin yemeklerini yapıyorlar. Yemekler çok leziz, muazzam. tavsiye ederim. Teşekkürler. Evet, güzel bir tekne turuydu. Diğer turlarda görüşmek üzere.